Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bakara. Bakara suresi sayfa 20 135. ayetten başlıyoruz. Birinci cüzün son sayfası bu. Ve galu ve dediler. Onlar dediler. Ne dediler? Kunu huden, kunu olun, huden Yahudi olun. Veya ne olun? Nasara, Hristiyan olun. Ki tehtedü hidayet bulasınız. Buradaki vav istinafi, müstenefe, galu dediler. Galu fiil ve fail, fiili mazidir. Faili vavdır. Ardından elifi farika gelmekte. Elifi farika kelimenin bittiğini ve müfret değil de cemi olduğunu göstermektedir. Galu dediler, onlar. Onlardan kasıt kim, yani kimler dedi diye düşündüğümüzde burada evvela bir edebiyat sanatı olduğunu ifade edelim. Bu hazif yoluyla icazdır. Edebiyatın adı hazif yoluyla icaz. Yani burada aslında kastedilen şey galet el yehudu, Yahudiler dedi. Ne dediler? Kunu huden, Yahudi olun dediler. Ve galet en nasara, Hristiyanlar da dediler ki kunu nasara, Hristiyan olun dediler. Yani Yahudiler Yahudi olun diyor, Hristiyanlar da Hristiyan olun diyor. Yahudiler çıkıp Yahudi veya Hristiyan olun demiyor. Hristiyanlar çıkıp Yahudi veya Hristiyan olun demiyor. Çünkü Yahudiler de Hristiyanlar da ne düşünmektedirler? Diğer dinlerin batıl olduğunu düşünmektedirler. Burada bir icazi hazif vardır. Galuya fiil fail dedik. Kunu ise emri hazırdır, nakıs bir fiil. Nun'un hasfi üzere mebnidir. Vav, kânenin ismi olmakta. Yahut, hud kelimesi ise, huden kelimesi ise kânenin haberi olmaktadır. Tehtedü kelimesi üzerinde duralım kısaca. Tehtedü kelimesinin aslı tehtediyune. Tehtediyü, tehtediyü. Yani tefta'ilu vezni, ihteda fiilinden gelmekte, humasi baptır. Ya'nın üzerine zamme ağır geldiğinden zamme hasfedilir. Bu durumda ya da vav da sakin, iltikal sakineyn, iki sakin cem olmuştur. İki sakinin bir arada bulunması bir yer istisna olmak üzere nedir? Caiz değildir iki sakinin yan yana bulunması. Bu durumda ya veya vav, iki sakinden birinin hasfi gerekir. Vav alamettir, cemi alametidir. Dolayısıyla hasfedilemez. Çünkü alametin hasfi caiz değil. Bundan ötürü ya hasfedilir, ya hasfedilmiştir. Tehtedü kelimesi kalmıştır. Bul sende, emri hazır, sükun üzere mebni, galiden gelmekte malum. Ente sende, ne de? Bel, aksine, yani Yahudi ve Hristiyan olmak şöyle dursun. Millete İbrahim'e hanifen. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere. Hanif olan İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzereyiz. Burada hanif kelimesi esasen haldir. Hanif kelimesi aynı zamanda sıfatı müşebbehedir. Feriha ve de kerume iki baptan, iki farklı baptan gelebilmektedir. Ve makane, makane minel müşrikin. Makane değildi, olmadı, kim, hı ve o. Kâne burada fiili mazi nakıstır. İsmi müstetir zamirdir. O da hüve zamir olmakta. Kâne, mâ kâne değildi. Kim? Hüve o. İbrahim Aleyhisselam değildi. Hangi gruptan değildi? Minel müşrikin. Müşrikler grubundan değildi. Yani o Müslümandı. Gûlû din. Söyleyin. Âmennâ, biz iman ettik. Billâhi, Allahu Teala'ya iman ettik deyin. Âmennâ kelimesinin üzerinde kısaca duralım. Hatta gulu'dan başlayalım. Gulu emri hazırdır. Nun'un hasfi üzere mebnidir. Vav fail olmaktadır. Âmennâ, biz iman ettik. Fiil-i mazidir. Sükun üzere mebnidir. Na faildir. Biz iman ettik. Kime? Billahi, Allah-u Teala'ya. Burada mef'ul olmakta. Ve yine iman ettik. Vav atıf harfi. Neye iman ettik? Ma o şeye ki unzile indirildi. Nezele, yenzilu kökünden ifal babına aktarılmış, enzele olmuş. Sonra onun meçhulü var, işte unzile meçhulüdür. Unzile indirildi ileyna, bize. Yani bize indirilene inandık ve yine inandık. Ma'u şey ki unzile indirildi ila İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'a indirildi.
Ve yine iman ettik, inandık. Neye? İsmail'e, İsmail Aleyhisselam'a indirilene. Ve İshak'a ve Yakub'a, İshak ve Yakup Aleyhisselam'a indirilene de inandık. Vel esbadı, esbat kelimesi sibdun esbadun, cem-i mükessertir. Esbat kelimesi torunlar manasına gelmektedir. İşte bu ve buna da indirilene, bunlara indirilene de inandık, iman ettik. Tabi dikkat çekmiştir. İlah harfi cer ardından İbrahim kelimesi gelmiş. İlah harfi cerdir. Esre değil de fetha yapmıştır İbrahim kelimesini. Çünkü İbrahim kelimesi nedir İbrahim kelimesi? Gayri munsariftir. Tıpkı yukarıda da geçtiği üzere. Burada da millet kelimesi muzaftır. İbrahim muzaf ileyh ve gayri munsarif. Gayri munsarif olduğundan cer hali fetha iledir. İbrahimi olmamıştır. Burada da ilah harfi cer İbrahimi değil de İbrahim'e fethalanmış. Çünkü gayr-ı musarrifin cer hali fetha iledir. İsmail de gayr-ı musarrif, İshak da, Yakup da. Esbat değil. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup gayr-ı musarriftir. Aradaki vavlar sağdaki i'rabı sola aktarmaktadır malum. Atıf harfleri. Her biri fethalanmıştır, esre değildir. Çünkü gayr-ı musarriftirler. Peki bunların gayr-ı musarrif olma gerekçesi, illeti nedir acaba diye düşündüğümüzde. İki illet var bunlarda. Nedir o da? Bir, bunların acemi olması. İki, alem olmaları. Yani özel isimdirler ve acemidirler. Bundan dolayı bunlar gayr-ı mustarif olmuştur. Ve yine amenna, iman ettik, inandık. Ma o şey ki utiye verildi Musa ve İsa. Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselama verilene de iman ettik. Ve ma utiye ve ma o şey de inandık, iman ettik ki utiye verildi ennebiyyûne, nebilere. Min Rabbim Rablerinden. Rablerinden nebilere verilene de inandık. Yani her ne verildiyse hepsine birden inandık. La nüferrigu biz fark gözetmeyiz, ayırmayız. Beyne ahadin minhum. Onlardan herhangi biri arasında fark gözetmeyiz. İnanç yönünden yani her birine inanırız. Buradaki la nüferrigu beyne ahadin minhum bildiğiniz üzere üstünlük yönünden değil, inanç yönünden. Yoksa üstünlük farkı var. Ve nahnu biz lehu sadece Allahu Teala'ya muslimune teslim olmuşuz. Sadece Allahu Teala'ya inanırız. İnşaet amenu onlar iman ederlerse ne gibi? Bi misli ma amentum. Sizin iman ettiğiniz gibi, sizin inandığınız gibi onlar da inanırlarsa bihi ona. Fe bu durumda kat muhakkak ki ihtedev hidayete ermiş olurlar. Burada da tabii ki amen tum diyor. Amente demiyor. Tum yani tek kişi değil bu. Sadece peygamber değil. Siz yani sizler çoğuldur. Dolayısıyla peygamber yanında bir de sahabiler yani sahabe Müslüman olan diğer kişileri de kapsamaktadır. Sizlerin inandığı gibi onlar da inanırsa hidayete ermiş olurlar. Peygamberin yanındaki kişiler işte sahabe dediğimiz yanındaki Müslümanlar nasıl bir inanca sahiptiler? Onların inancında peygamberin söylediği her şeye itaat etmek de vardı. Yani peygamber din adına bir şey söylüyorsa onu kimse, hiçbir sahabe reddetmemişti. Yani hadisleri kabul ederlerdi. Söylediklerini dikkate alırlardı. Dolayısıyla burada ne vardır? Hadis inkarcılarına bir reddiye vardır. Peygamber ve yanındakilerin iman ettiği gibi iman etmek gerekiyor. Ki tegarihtedev, hidayete olalım. Ve intevellev, şayet böyle olmazsa, eğer yüz çevirirlerse, fe innema ancak hum onlar fi şikakin bir kargaşa, Allah'a karşı bir muhalefet içerisinde olurlar. Fe seyekfi, yani kefa yekfi, seyekfi, yakında yetecek ke sana. Kime karşı hum? Onlara karşı yetecek. Kim yetecek? Allah Teala yakında. Onlara karşı sana yetecek yani sana bir yardımını galibiyetini verecek. Ve hüve o Allahu Teala nedir? Es-Semi' her şeyi işitendir. El-Alim her şeyi bilendir. Hüve mübteda, Semi' birinci haber, Alim ikinci haber. Veya hüve mübteda, Semi' haber, Alim Semi' kelimesinin sıfatı olarak da değerlendirilebilir. Sibgatallah. Sibgatallah Allah Teala'nın Celle Celaluhu boyası demektir. Tabi boyadan kasıt ne? Yani sibga kelimesi evvela mastardır. Boyadan maksat nedir diye sorulduğu zaman boyamaktan maksat temizlemektir.
temizlemek manasına gelir. İbn Abbas bununla ilgili dindir yani sıbğa kelimesi İslam'dır demiştir. Allah'ın dini manasında. Buranın takdiri sabaga boyadı na bizi Allahu Allah Teala boyadı bil iman iman ile boyadı. İman ile bizi temizledi. Allah'ın verdiği renk ile boyandık manasına geliyor. Ve men kim ehsenu daha güzeldir, daha iyidir. Min Allahi Allah Teala'dan hangi yönden daha iyidir? Sıbgaten boyama yönünden Allah Teala'dan daha iyi, daha güzel olan kimdir? Diye Allah Teala soruyor. Ve nahnu biz lehu sadece ona abidun kulluk edeceğiz, kulluk etmekteyiz. Buradaki men ehsen kelimesi istifhamı inkari olarak adlandırılmaktadır. Ehsen kelimesi ismi saf değildir. Hasune yahsune sülasisinden gelmiş. Ehsene veznindedir. Abidun kelimesi de abid kelimesinin cemisidir. İsmi faildir. Bul etuhaccunena. Bul söyle de etuhaccune. Mücadele mi ediyorsunuz? Na bizim ile. Fillahi Allah Teala hususunda onun dini hakkında mücadele mi ediyorsunuz? Etuhacun tabii istifham tuhacune. Burada aslında iki tane cim harfi vardı. Bir tanesi birincisi diğerine idgam edilmiştir. Zaten şeddeden bu ortada. Allah hususunda bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Deyin. Zehve hal burası. Zehve halbuki o Allah Teala nedir? Rabbuna bizim Rabbimizdir ve Rabbukum ve sizin de Rabbinizdir. Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde buna rağmen siz Allah hususunda bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Hüve o yani mübteda Rabbuna Rabbimizdir haber olmakta. Velene bizimdir yani bize aittir, bizim lehimizedir veya aleyhimize de olabilir. E'malüna amellerimiz bize aittir. Velekum ve size aittir. E'malüküm sizin amelleriniz. Bizim yaptıklarımız sonucunu biz göreceğiz. Sizin yaptıklarınızın sonucunu da siz göreceksiniz. Ve nahnu biz lehu sadece ona Allah Teala muhlisun ihlas gösteririz. Samimi olarak davranırız. Yani hiçbir riya falan söz konusu değildir. Em yoksa tebulune diyor musunuz? Söylüyor musunuz? Ne? İnne muhakkak ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail'e ve İsmail aleyhisselam ve İshak'a ve İshak aleyhisselam ve Yakub'a ve Yakub aleyhisselam ve Esbâd'a ve onların torunları. Kanu idiler Huden, Yahudi idiler. Ev veya Nasara Hristiyanlardı mı diyorsun? Bu sayılanlar Yahudi veya Hristiyandı mı diyorsunuz? Kanu, vav ismi biliyorsunuz. Huden, kanen haber olmakta. Bul ente, sen de ki, entüm, yoksa siz e'lemu, daha mı iyi bilirsiniz? Em yoksa Allahu, Allah Teala mı daha iyi bilir? Siz mi yoksa Allah Teala mı daha iyi bilir? Ve men kim ezlamı daha zalim olabilir? İsmi tafdil. Mimmen o kimseden ki keteme gizledi. Şehadeten şahitliği. Şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir ki? İndehu oysa onun yanında vardı. Yani şahitlik kendisindeydi. Minallahi Allah Teala'dan gelmiş şahitlik. Çünkü Tevrat ve İncil'de gerçekler yazmaktaydı. İlgili kişiler şahitliği yerine getirmeyerek hakkı anlatmamışlardır. Zıttını anlatmışlardır. Ve Allahu Allah Teala değildir. Ne değildir? Bir gafile mi? Gafil değildir. Amma ta'melun. Yaptıklarınızdan. Amma en ma yani en harfi cerri sonra da ma vardır. Kaynaşmış. Amma ta'melun yaptığınız şeylerden gafil değildir. Haberdardır yani. Tilke bu nedir? Ümmetün bir ümmettir. Öyle ümmet ki gad halet gelmiş geçmiş bir ümmettir. Leha ma kesebet. Leha ona aittir. Ma her ne kesebet kazandıysa. Onun lehinedir. Velekum ve size aittir. Ma her ne kesettim kazandıysanız. Her ne yaptıysanız size aittir. Onların yaptığı da onlara aittir. Ve la tüs'elûne sorgulanmayacaksınız. Mesul değilsiniz. Amma o şeyden ki kanu onlar idi ya'melun yapıyor. Onların yaptıklarından sorgulanmayacaksınız. Kâne'nin ismi vav, ya'melun haberi fiil cümlesi olarak. Böylece birinci cüzü bitirmiş olduk.